Herkese günaydın. Ben hala pijamalarlayım ama saat 12'yi geçti. Bu sabah nedense çok aç uyandım ve dünden kalan proteinli ekmekleri yedim. Hatta Instagram'a video da çektim. O yüzden de öğle yemeğini biraz geç yapmayı düşünüyorum, saat 3 gibi. Hatta dışarı çıkmayı düşünüyorum zamanım olursa, işlerimi bitirirsem. Bugün aslında Mario'yla spora yazılıyoruz tekrardan ve ikimiz beraber PT ile çalışacağız. Daha önce hiç tanışmadık ve o spor salonuna da gitmedik. Ben evde kendi sporumu yapıyorum. O da dışarı çıkıp bisikletini sürüyor, kendi sporunu yapıyor. Ama hiç birlikte spor salonuna gitmediğimiz için özel bir antrenörle çalışmak istedik. Bir de böyle deneyelim diyoruz. Hem eğlenceli olur, hem haftada iki kere ekstradan gitmek için motivasyonumuz olur. Hem de ikimiz bir aktivite yapmış oluruz diye düşündük. Benim evde kendi yaptığım spora destekleyici olarak buna da gitmiş olacağım. Şimdi maça yapacağım babaannemle kendime. Biraz daha bitirmem gereken işler var. Çekmek istediğim bir video var. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Umarım bu da güzel bir vlog olur diye düşünüyorum. Bu arada ben sizden çok güzel yorumlar aldım. Tekrar geri döndüğüm için sevinenler, özleyenler vesaire çok güzel yorumlar vardı. O yüzden çok teşekkür ederim. Yeter. Şimdi hızlıca öğle yemeğini yemeye çıkacağız. Ben de bu şekilde hazırlandım. Sadece biraz maskara ve allık süreceğim. Ürünler ıslak ve nemli ciltte çok güzel dağılırken kuru ciltte asla dağılmıyor bence. Ama rengini çok beğeniyorum. Ama ben doğal olarak da bu kadar kızardığım için böyle bazen sanki allık değil de kendi cildimmiş gibi hissediyorum. Aslında öyle olması lazım doğal makyaj sevenler için. Ben bu rujları üst üste sürüyorum. Biri Essence'in 301 numarası, diğeri de MAC'in Salt Remove isimli Powder Kiss Lipstick'i. Şöyle bir parfüm keşfettim. O kadar güzel ki. Bunun küçük boyunu aldım ve mağazada bunu beğenmiyordum ilk. Beğenmek için bir 3-4 kere deneyip 5 saat sonraki kokusuna kadar almam gerekti. Ama kapaksız geliyor olmasını çok sevmedim. Son halim bu şekilde oldu. Geldik şimdi, siparişleri verdik, bekliyoruz. Bazı tişörtlerde indirim varmış. Onlara bakmaya geldik. Öyle bir şey buldum ama XXX small. XX small. Sakın başım rüzgardan dağılmış. Selam tekrardan. Şimdi eve geldim ve H&M'den biraz alışveriş yaptım. Ne aldığımı öylesine bir göstermek istiyorum. Yarım saat içinde spora gitmemiz lazım. O yüzden olabildiğince çabuk yapmaya çalışacağım. Ki bu sweatshirt kırık beyaz renginde. Ben bayağı beğendim. Bu tarz oversize bir şey arıyordum zaten. Şu an altıma yakışmadı ama önünü kapatınca güzel duruyor bence. İkinci bir ürünse bu ceket. O da bu şekilde duruyor. Tam boydan gösteremiyorum şu an ama
bu şekilde oversize. Eğer bir ürünse o da bu şekilde. Rengini beğendim ben. Son olarak da şöyle iki tane eşofman altı aldım. Çünkü evde giymek için bu tarz içleri ince ve yumuşacık olan eşofmanım yoktu. Biri şu şekilde pembe renginde. Diğeri de aynısının koyu rengi. Tam evde giymelik bence. Eşofman altı da böyle oldu. Siyahını denemiyorum. Şimdi hazırlandık çıkıyoruz. Hatta bir tık geç kaldım diyebilirim. Arabanın içi fırın gibi ve şimdi spora geçiyoruz. İlk defa antrenörümüzle tanışacağız. Bir ilk antrenmanı yapıp göreceğiz. Bugün ilk olduğu için ne kadar vloglayabilirim bilmiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hiç yapamasam da ileriki zamanlarda yaparım mutlaka. Şu an yeşil mi, kırmızı mı, sarı mı yanıyor hiçbir şey bilmiyoruz. Anlaşılmıyor ki. Gidiyoruz. Nas? Şimdi spordan çıktık ve güzel bir session'dı. Beğendim bayağı. Marketten almam gereken şeyler var. Onları almaya gidiyoruz. Güzeldi. Hem de arka vücut çalıştık. İyiydi benim için. Şimdi eve geldim. Telefonumun da şarjı bitti. Birkaç bir şey aldık marketten. Atıştırmalık bir şeyler hazırlayacağım. Sonrasında duş alıp direkt yatacağım. Çünkü saatte bayağı geç olmuş. Neredeyse 1,5 saat sürmüş antrenman. Bugün de bu şekilde geçti aslında. Da çok genel şeyler aldım. Çilek. Kroton aldım. Salata. Yumurta. Bunlar sıkıcı şeyler. Tek inek eti olarak bunu bulabildim. Bunu aldım, denemek istedim. Lavaş. Bu şekilde yulaf sütü. 2 tane tofu aldık Mario'nun protein ihtiyacı için. Kendime şöyle proteinli kurabiye aldım. Onun dışında yağsı az, kıyma ve çorba yapmak için tavuk butu aldım. Teriyaki sos aldım çünkü tofuyu et haline dönüştürürken aslında o et tadını veren şeylerden biri de bu. Bu meyvenin suyu, bu makarna ve son olarak da bu şekilde. Günaydın. Bugün aslında bir iş günü ve öğlen oldu. Mutfağa geçiyorum. Bugün hiçbir şeye zamanım kalmadı ama babaannem tavuk çorbası yapmış. Yanına da barbunya yemeği yapmış sanırım. Evet, barbunya galiba. Bunların yanına bir pilav yapacağım hemen. Ondan sonra da öğle yemeğini yiyip tekrardan işe koyulacağım. Şehriyeli pilav yapacağım çünkü son zamanlarda Mario'nun favorisi oldu. Çok güzel olmuş. Ben tavuk çorbası yapamıyorum. Kimse yemiyor. Akşam yemeği olarak etli noodle yapmaya karar verdim. Etleri ince dilimler halinde kesiyorum. Üzerine 2 kaşık mirin koyuyorum. Mirin bir pirinç şarabı aslında ve Japon mutfağına özgü bir ürün. Sonrasında 3 kaşık soya sosunu ekliyorum. Ben 2 çeşit soya sosu kullandım ama siz tek çeşit kullanabilirsiniz. Sonrasında 1 kaşık esmer şeker ve 1 kaşık susam yağı ekledim. Biraz da kıvam arttırması için nişasta ekliyorum. Bu yaptığım sosun 1 kaşığıyla etleri marine edeceğim. Akşam yemeğine geçtim. Şimdi ben bu videoyu Instagram ya da TikTok için çektiğimi sanıyordum. Ama telefonu dikey tutmayı unuttuğum için artık YouTube videosu olacak. Akşam yemeğini hazırlıyorum ve udon noodle yapmaya karar verdim.
Et aldım gidip. Eti şu an marine ediyorum. Ettikten sonra da sebzeli, etli, karışık bir noodle yapacağım. Etleri bu şekilde ayırdım. Devamında soğanları soteliyorum, sarımsak ekliyorum. Evde ne sebze varsa onu kullanıyorum ama genelde mantar, havuç ve biber üçlüsü noodle'larda güzel oluyor. En sonunda sosu döküp karıştırıyorum. Her zamanki gibi deniyorum. Önce noodle'a bakacaktım ama et de geldi. Et lokum gibi olmuş ve sosla bütünleşmiş. Eti fazla pişirmek aslında hataymış. Daha önceden bunu yapıyordum ama şimdi her tarafını 2 dakika pişirdiğim için lokum gibi oldu. Bunun püf noktası da sosla bütünleşmesi ve marine olması en başta. Bu noodle o kadar güzel ki tam restorandan yani sipariş edilmiş, alınmış gibi bir tadı var. Yani merak et, sen de ne olacak? Babaannem ete pişmemiş dedi. Bana kalsa biraz daha pişmemiş. Bu arada az önce mutfağı topladım. Ettim tekrardan aynı şeyleri de çekmek istemiyorum bu vlogta. Size bahsetmediğim bir şey var. O da ben bu ofisi ele geçirdim. Mario'yu da kendi çalıştığım eski ofise attım. Yani ofis dediğim yatak odasının köşesiydi. Oraya da pek ışık vurmadığı için ve kışları aşırı soğuk olduğu için etrafında kalorifer vesaire de yok. Ben burayı almak istedim. Burası küçük olduğu için, içinde de kalorifer olduğu için fazla ısınıyor. Öyle oldu aslında. Bir bakıma kendi ortamım olmuş oldu. Kendi ofisim oldu. Burayı böyle severek kullanıyorum. Burası da ışık almıyor, karanlık kalıyor. Ama sanırım bizim ev saat 12-1'e kadar ışık alıp sonrasında genel anlamda karanlık olduğu için fark etmiyor. Öyle ofisim oldu. Şimdi de bilgisayarda biraz zaman geçiriyordum. Yerler çıtır çıtır. Şimdi buğdaylı içeceğimi yaptım ama üstümü değiştirmeyi unuttum. Üstümü de değiştirip daha rahat bir şey geçireceğim. Sonra biraz televizyon karşısında rahatlayacağım. Cilt bakımı yapacağım herhalde.